Lise 1'i burada okumuştum. Şükrü Seragi Ticaret Meslek Lisesi'nde. Daha sonra tabii yaz döneminde transfer olunca bayağı bir sıkıntılar olmuştu kendi adıma. Ya insan duygulanıyor tabii. Yani sonuç olarak bir amatör takımdan çıkıyorsun, Süper Lig'in altyapısına gidiyorsun. Gaziantep Spor Kulübü çok büyük bir kulüp. Yani Süper Lig'in 4 büyüklerinden sonra, 5 büyüklerinden sonra en köklü kulüplerinden biri bence. Eşimin bu kulüpteki rolü, birincisi kulübümüzün başkanı kendisi. Çünkü böyle bir şey olmasını ben istedim. Kadın futbol kulübüne kadın başkan yakışır diye düşündüm. Bir 0 2 1985, İzmir doğumluyum. İsmim Doğan Altınkaya. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Ama Türkiye'nin bütün illerinde bulunmuşluğum var yani futboldan dolayı. Futbola tabii her çocuk gibi biz de mahalle arasında başladık yani küçük yaşlarda. Ailemiz her zaman destekçimiz oldu. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım ben. O konuda şanslı insanlardan biriyim yani. Semtimizin Çamlı Büyücü olan semt takımında başladım. Minik takım, yıldız takım, B genç, A genç. Bütün kategorilerinde oynadım. Tabii sonunda da biz transfer olduk. Yani şanslılardan biriydik biz açıkçası. Öyle devam etti hayatımız. İlk transferimizi duyduğumuzda, ilk transferim 2000 senesinde oldu. 2000 yılında İmpaş Yozgatspor'a transfer oldum. 15 yaşındaydım. Lise 1'i burada okumuştum. Şükrü Seragi Ticaret Meslek Lisesi'nde. Daha sonra tabii yaz döneminde transfer olunca bayağı bir sıkıntılar olmuştu kendi adıma. Ya insan duygulanıyor tabii. Yani sonuç olarak bir amatör takımdan çıkıyorsun, Süper Lig'in altyapısına gidiyorsun. Orada bulunuyorsun, orada oynuyorsun, oynama şansı elde ediyorsun. Süper Lig'deki oyuncularla tanışıyorsun. Aynı ortamda bulunuyorsun, antrenmanlara çıkıyorsun. 15 yaşındasın, sana birçok fırsat geliyor ayağına kadar ve bunları değerlendirmek zorundasın baktığın zaman. Ailenden de bir o kadar da uzaktasın. Sonuç olarak 700 kilometre uzaktasın. Telefondan görüşebiliyorsun tabii o zamanlar. Bundan 22 sene önce telefon daha yeni yeni işte 51 onlar, 32 onlar falan var. Görüşüyorsun ama tabii küçük olduğun için de özlem bayağı bir zorluyordu beni. Ama 3 senem geçti İmpaş Yozgatspor'da dolu dolu. Ondan sonra bana Süper Lig kapısı açıldı. Tabii Gaziantepspor'a tekrar transfer yaptım. Bayağı bir şanslıydım yani ben futbol konusunda. Gaziantepspor Kulübü çok büyük bir kulüp. Yani Süper Lig'in 4 büyüklerinden sonra, 5 büyüklerinden sonra en köklü kulüplerinden biri bence. Gaziantep şehri, Gaziantepspor Kulübü şu anda Gaziantep FK olmuş olsa da benim gönlümde her zaman Gaziantepspor'dur. İnanılmaz bir şehir, inanılmaz bir kulüptü. Celal Doğan'la çalışma fırsatı buldum ben, büyük başkan. Nurullah Sağlam'la çalışma fırsatı buldum. Yabancı antrenörler çalışma fırsatı buldum. Büyük futbolcularla çalışma fırsatı buldum. Yani inanılmaz bir tecrübe oldu benim için adıma. Gaziantepspor'dan sonra ben Şanlıurfaspor'a 2 sene kiralık gittim. Şanlıurfaspor'dan sonra Kırşehirspor'a gittim. Kırşehirspor'dan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye'de oynadım. Gaziantep Büyükşehir Belediye'den sonra Ankara Türk Telekom Spor. Türk Telekom'dan sonra bildiğim kadarıyla Eyüp. Eyüp'ten sonra Buksaş. Buksaş'tan sonra Pendik. Tokat Spor. Sonra tekrar Buksaş'a geldim. Antalya. Konya Şeker'i unuttum arada. Özür dilerim. Uzun olunca biraz. Konya Şeker var arada. Yani bir 15-16 takım var. En son Bergama'da bıraktım. Evet, ben eşimle futbolculuk yaşantımda tanıştım. Ben futbolu bırakmadan önce evlendik biz kendisiyle. Tabii ilk zamanlar benimle beraber bütün şehirlere geliyordu. Ya bir sene bir yerde oynuyoruz, bir sene bir yerde oynuyoruz. Bir sene bir tam alışıyorsun bir şehire, bir kulübe. Sonra tekrar bir transfer sürecine giriyorsun. Sonrasında dedim ki yani kendisine, benimle beraber bütün şehirlere gelmek zorunda değilsin. Tabii çok zor oluyor. Ya daha doğrusu bu hanımlar için daha çok zor oluyor bence. Bizim için antrenmana gidiyorsun, geliyorsun ama hanımlar için bayağı bir zor. Sonrasında artık ben gelmemesini söyledim. Tokat'tan sonra gelmedi birkaç sene. O burada, İzmir'de kaldı. Ben kendim gittim geldim aralarda. Bayağı bir zor oldu yani açıkçası bizim açımızdan. Tabii bizim oynadığımız dönemde de vardı bu yabancı futbol sayısı. Bizim oynadığımız dönemde aslında yerli futbolcuya bu kadar daha çok değer verilmiyordu. Şimdi mesela bir kural var. 8+3 kuralı. Mecburiyet koydular buna biliyorsunuz. Yerli futbolcu oynayacak. Onlar oynuyor şu anda. Aslında bu bir bakıma iyi ama bence yerli futbolcunun daha çok olması lazım. Şimdi 21 tane yabancı bulundurabiliyor futbolcular, kulüpler. Ama yerli futbolcu çıkmıyor. Eskisi gibi altyapılara bence değer verilmiyor. Daha yeni yeni belki de bu yabancı kuralından sonra altyapılara daha çok yatırım yapmaya başladı kulüpler. Bence en büyük eksiklik altyapı. Ben artı etki yaptığını düşünüyorum. Aslında ben yerli futbolcunun daha çok olmasını istiyorum kulüplerimizde. Şimdi bakıyoruz, Emirhan İlkan Beşiktaş'tan Torino'ya transfer yaptı. Bu sene 2004 doğumlu çocuk. Yani geçen sene 600 dakika oynamış bir çocuk Beşiktaş'ta. Topu 600 dakikası var. Torino gözü kapalı bu çocuğu alabiliyor. Yani
Baktığınız zaman yabancı sınırlaması getirilmeli, bence de getirilmeli. Çünkü yerli futbolcu daha çok o zaman piyasaya çıkıyor ve altyapıya daha çok yönelmiş oluyor kulüpler. Ben bunda hemfikirim seninle. İnşallah bundan sonra Beşiktaş, Fenerbahçe, ne bileyim Trabzonspor, atıyorum başka takımlar daha çok böyle yerli futbolcu çıkartırlar ki Avrupa'da daha çok böyle isimlerimiz duyulur diye düşünüyorum yani. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu her sene bir değişikliğe gidiyor bildiğim kadarıyla MYK'da. Gene gittiler bu sene. Ama hakem ilk iki hafta oldu Süper Lig başlayalı. Hakem hataları gene göz önünde. Bence şöyle olmalı. Bir sefere mahsus bence denemeliyiz diye düşünüyorum. Yabancı hakemi. Nasıl Avrupa'da yabancı hakemler çalışıyorsa. Yani bazı şeylerin çok değişeceğine inanıyorum ben açıkçası. Bir kereye mahsus denenmeli diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü bizim hakemlerimiz aslında çok yetenekli ama şu anda baktığınız zaman Fırat Aydınus bıraktı. Cüneyt Çakır bıraktı. Zaten gözle görülür 2-3 tane hakem vardı. Onlar da bırakınca hakem kalitesi bu sefer tamamen yerle bir oldu. Gene başa döndük hakemler konusunda. Sistem değişmedikçe bir şeyler böyle tam ne bileyim iyi yönetilmedikçe bunlar devam edecektir diye düşünüyorum ben. Hatalar. Ben Türk futbolunda adam kayırma ve torpil olduğunu aslında düşünmemek istiyorum. İstiyorum. Benim başıma hiçbir şey gelmedi. Ben futbolculuk yaşantımda da, oynadığım kulüplerde de, başkanlarla, hocalarla, yönetimle hep aram iyiydi. Hiçbir zaman kayrılmadım. Hep kendi yeteneklerimle sahada olmak zorundaydım. Öyle de oldum zaten. Benim başıma gelmedi. Bildiğim birkaç olay var. İsterseniz anlatayım. Bir kulüpte oynuyordum. İsmini de vermeyeyim. Babası çok zengin diye yönetimde olan bir arkadaşımız vardı. Kendisi. Bu arkadaşımızın babası transferleri yapıyordu. Kulübün parasını babası veriyordu. Yani futbolcuların peşinatlarına kadar olan parayı babası veriyordu. Primlerimizi dahil babası veriyordu kendisi. Çocuk yetenekleri o kadar kısıtlıydı ki yani. Topa vurmaktan aciz diyebilirim. Bizimle antrenmanlara çıkıyordu, bizimle kadroya giriyordu ve oynadığımız maçlarda oyuna alınmışlığı bile vardır yani. Yani bildiğimiz halde tabii bir şey yapamıyorsun. Hoca da bir şey yapamıyor. Çünkü neden? Bütün para ondan dönüyor. Baktığın zaman babasından dönüyor. Öyle bir sistem var ki aslında bu anlatılmaz. Ya kötü bir şey baktığın zaman ama yani bazı kulüplerde bu tarz şeyler oluyor. Tam tersi. Ben amatör kulüpten yetişmiş bir futbolcu olarak amatörün tozunu yutmak istedim açıkçası. Öyle bir kulüp kurmak istedim kendi adıma. İyi ki de kurmuşum. Hiçbir sponsorum olmadan tamamıyla kendi adıma, kendi maddi imkanlarımla kurdum ben bu kulübü. En büyük destekçim eşimdir bu konuda. Her zaman sağ olsun. Bana çok destek verdi. Biz kız futbol kulübü kurduk. Çünkü kız futbol kulübünün birkaç sene içerisindeki olan yükselişini gördük. Çevremizdeki, semtimizdeki İzmir ilinde daha doğrusu bu tarz kulüplerin az olduğunu düşündük. Şimdi biliyorsunuz Bayanlar Süper Ligi oynanıyor kadın futbolunda. Beşiktaş, Fenerbahçe, Karagümrük, ne bileyim Trabzonspor. Bu tarz takımların altyapıları yok. Hep dışarıdan oyuncu getirmeye çalışıyorlar. Kız futbolunda havuz çok dar. Mesela bakıyorsun bir oyuncu bugün Konak'taysa yarın Beşiktaş'ta olabiliyor. Veya Beşiktaş'taysa Karagümrük'te olabiliyor. Yani biz altyapı olarak kurduk bu kulübü. Küçük yaş grubuyla çalışıyoruz biz. Küçük yaş grubuyla çalışmaya devam edeceğiz. Yetiştireceğiz yani. O amaçla kurduk. Şu anda güzel gidiyor. 8-9 aylık bir süre oldu bizim adımıza. Seneye liglere katılacağız inşallah. Bu sene yetişemedik pandemiden dolayı çünkü. Bazı kurallar oldu. 26 tane F'ye yakın lisansımız var şu anda kulübümüzde. İyi gidiyoruz yani şu an. Çalışmalarımız da iyi gidiyor. Bize bono belirisi imkanları sağlıyor sağ olarak sağ olsunlar. Çalışma imkanı buluyoruz bu güzel sahada. Onlara da teşekkür ederim bu arada. Yani iyi gidiyoruz şu anda bakalım. Eşimin bu kulüpteki rolü birincisi kulübümüzün başkanı kendisi. Çünkü böyle bir şey olmasını ben istedim. Kadın futbol kulübüne kadın başkan yakışır diye düşündüm. Hem de eşim antrenmanlardan ziyade kızlarımızın bütün sorunlarıyla tek kendine ilgileniyor. Herhangi bir ailevi sorunları, herhangi bir maddi problemleri, ne bileyim o gün kendini iyi hissetmiyordur, sohbet etmek ister, psikolojik destek. Kendisi beden eğitimi mezunu olduğu için, bu tarz dersleri aldığı için de bize çok faydası var kendisinin. Sağ olsun bütün maddi, manevi her zaman kulübümüzün arkasında. Bazen sponsorluklarımızı görüşüyor. Yakın arkadaşlarıyla, iş sahibi olan arkadaşlarıyla görüşüyor. Onlar da bize sponsor olmaya çalışıyorlar. Eşofman, şort, tişört tarzında, top tarzında, malzeme tarzında. Onlarla ilgileniyor. Velilerle görüşüyor daha çok. Velilerle ikili diyalogları genellikle o götürüyor. Yani çünkü bir kadının futbolun içinde olması bence çok güzel bir şey. Örnek Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan bahsediyoruz. Başkan ve giderken futbolcu diyor ki ben diyor böyle bir başkan hayatım boyunca çalışmadım diyor. O kadar güzel bir şey ki bu aslında baktığınız zaman. Bunu bir erkek için söyleyemiyorlar. Ama bir kadın için söylüyorlar. Bence çok önemli bir şey. Bu kadın futbolunda da olsun, erkek futbolunda da olsun bir bayanın yönetimde olması çok değerli bence de. Bizim bütçemiz hiç yok. Kulübe girdiğimiz hiç yok. Maddi manevi tamamıyla desteği kendim sağlıyorum ben kendi cebimden. Kızlarımızın ufak tefek aidatları var. Çok cüzi miktarlar aidatlar. Kulübün yani bütün giderlerini karşılayamıyor desem yeridir yani kendisi. Çünkü sponsorluk anlamında da benim görüşmüş olduğum insanlar var, eşimin görüşmüş olduğu insanlar var. Sağ olsunlar bize sadece parasal anlamda değil de malzeme yardımında bulunmak istiyorlar. Biz onu kabul ediyoruz zaten. Parasal anlamda olduğu zaman farklı bir yere gidiyor bu sefer. Çünkü kulübe hiçbir katkısı olmuyor baktığınız zaman. Biz de malzeme olarak almaya çalışıyoruz bunu. Yani kulübe girdiğimiz yok,
çıktığımız çok diyebilirim yani. Şimdi bizim aslında hedeflerimiz ilk önce iyi birey, ahlaklı insanlar yetiştirmek. Sporda en önemli şey ahlak bence. En önemli şeyimiz o. Biz o şeyle yola çıktık. İyi bir kulüp olmayı düşünüyoruz biz. Altyapıya yönelik yapıyoruz çalışmalarımızı. Tamamıyla yetiştiricilik üzerine yapıyoruz. Tamamıyla. Bizde büyük yaş grubu hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman. Küçük yaş grubu olacak. Çünkü bizim semtimizde, bu bulunduğumuz semtte kızlarımızın ailevi durumları, maddi durumları çok iyi değil. Biz 1, 2, 3, 5, atıyorum 10. 10 tane kızımızı bir kulübe verebiliyorsak, herhangi bir kulübe verebiliyorsak bu bizim için çok büyük bir başarı. Yani bizim tek hedefimiz kızlarımızı ahlaklı sporcu olarak yetiştirmeyi düşünüyoruz. Antrenmanlarımızı haftada 3 gün yapıyoruz. Tamamıyla kızlarımızın yetenekleri üzerine kurulu bir antrenman düzenimiz var. Sıkıştırmadan hazırlık maçlarımıza dahil olarak onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Başka söyleyebileceğim bu kadar yani. Kulübümüzün ilerideki hedefi hiçbir zaman Süper Lig veya Profesyonel Bir Lig oynamak yok. Hedefimiz yok. Sadece yetiştiricilik, Süper Lig'e, 2. Lig'e, atıyorum 3. Lig'e oyuncu vermek. Başka bir hedefimiz yok bizim. Biz sadece yetiştiricilik istiyoruz. Ve bunu Karagümrük Bahar Hoca var. Geçen sene yarı final oynadı, bir önceki sene şampiyon oldu Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Kendisiyle burada ziyaretlerine gittim. Bir yardımcı antrenör arkadaşımdı. Bahar Hoca ile oturduk, konuştuk. İnanılmaz memnun oldu. Dedi ki yeter ki yetenekli olsun, gönder ben alacağım dedi. Yani o kadar havuzlar ki kadın futbolunda. Sağ olsun o da destek verdi bize. Paylaşımlarda bulundu bizim kulübümüz adına. Biz de onu destekliyoruz, her zaman yanındayız. Takip ediyoruz kendisini de. Buradan sevgiler gönderiyoruz hocaya. Yani yetişicilik üzerine kurduğumuz bir kulübümüzü devam ettirmek istiyoruz proje olarak.